Hepinize merhaba arkadaşlar, Bülent Türk kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda mobil videoların yanlarına, yani kenarlık nasıl koyulur onu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar biz Photoshop CS6 ile işimiz var. Onun için ona giriş yapalım. Hemen TR diyelim şuradan. Evet diyelim. Evet açılıyor. Evet açıldı. Şimdi arkadaşlar buradan dosya kısmına geleceğiz. Ama boyutu nasıl ayarlayacağız? Mesela videonuzun şeyi 1280, 720 ise 720p olacaktır. Eğer 1920 ise 1920, 1080 ise 1080p olacaktır. Ama biz yine de 1280 720 yapalım. Evet oldu. Şimdi buraya bir tane arka plan ekleyeceğiz. Hemen şuradan bir tane overlay, eğer Google'a böyle yazarsanız bulabilirsiniz. Şuradan bakalım nasıl. Mesela şu güzel. Mesela şunu indirelim. Tamam, tekrar indirelim de. Hata olmadı mı? Yok, olmamış. Hemen bunu yine karşıdan yüklemeye gelecek. Biz buradan onu şuradan indir. Neredeydi, hangi yazıyor, indir 11, tekrar indir 11'i bulalım şurada. Gördüğünüz gibi böyle bu çıktı. Şimdi şunu yine bir saniye, katman kilitli olduğundan açılamıyor. Şunu bir açalım. Şimdi arkadaşlar şuradaki taşıma aracılığıyla şunu buradan diğer katmana koyuyoruz ve bunu artık büyütüyoruz. Yani buraya tam oturtacağız arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi oturdu. Şimdi arkadaşlar buraya hani wallpaper'ımızın, wallpaper diyorum yani, bir çektiğimiz videonun boyutunu buraya koyacağız. Hemen size göstereyim. Şuradan eğer videonuz varsa şunu hemen özellikler deyin ve buradan ayrıntılar deyin ve şurayı çerçeve genişliğini 450, çerçeve yüksekliğini 720 yapın. Arkadaşlar eğer siz 1920x1080p yaparsanız şuraya 360 ekleyin. Mesela şuna 360 ekleyin. Şuna da 360 ekleyin. Şurası 1080p olması lazım. Şurası da bununla aynı boyuta gitmesi lazım. Umarım anlamışsınızdır. Biz buraya yine bir tane yeni diyelim şuradan. 450x720. Şurayı arka plan rengi. Arka plan rengi ne olursa olsun hiç fark etmez. Mesela siyah olsun. Şunu buradan yine katmanımıza getiriyoruz ve şunu buraya ortalayabilirsek, CTT diyeyim bakalım. Şunun ortalama kısmı var mı? Tamam, yokmuş ama olsun, biz yine ortalamış gibi olduk. Ya da isterseniz böyle de koyabilirsiniz. Sizin videoyu nereye koyacağınıza bağlı. Mesela şuraya da koyabilirsiniz. Şuraya da kamera kurabilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi bunu nasıl sileceğiz? Ortalayalım bunu ilk önce. Hemen çok kolay. Şunu bakalım neredeydi bu? Aynen şunu buradan dörtgen işaretleme aracılığıyla şuradan silebiliyoruz. Pardon. Şunu bir büyütelim, öyle yapalım derken büyütmeyelim. Evet oldu. Şimdi şunu şuradan, pardon silinmedi. Evet şuradan delete diyelim, buna da delete diyelim. Gördüğün gibi oldu. Şimdi artık bunu buraya bir şeyler yazabilirsiniz. Mesela şurayı sosyal medya olarak kaydedebilirsiniz ya da ben bir şey ekleyeceğim şuraya.
abone ol png. Evet, abone ol png. Mesela hangisi olsun? Mesela şu olsun ya da şu mu olsun? Bu olsun. Bu olsun. Bakalım. Evet, mesela şu olsun. Evet, bir farklı halletelim. Hemen şunu oradan yine açalım. Pardon diye bastım. Şuradan açalım. Evet. Ne ol png. Hemen bunu şuraya aktaralım. Evet. Mesela şuraya girdik ve buraya tık işareti koyalım. Yani burayı yapmayabilirsiniz, direkt öyle koyabilirsiniz. Bir tane ben yapmıştım, neredeydi o? Şuradan mıydı? Evet, şu. Ve hangisini alalım? Şunu alalım. Şunu da açıklama kısmına vereceğim. Hemen şunu buraya koyalım. Ve şunu küçültelim. Şöyle. Böyle yapabilirsiniz. Dönüşüme uygulansın diyoruz. Bunu biraz neredeydi o? Ha, şunu böyle aşağı indirelim. Buraya da like at diye yazabilirsiniz. Mesela şöyle kamera koyabilirsiniz. Onu da nasıl yapacağız? Hemen size göstereyim. Şuraları beyaz yapın. Yine normal beyaz. Evet, normal beyaz. Saniye, şunu böyle ekleyebilirsiniz. Evet, burayı PNG olarak hala getirmiyorum. Buraya da bir şeyler yazabilirsin artık. Ben böyle kaydedeceğim. Farklı kaydet diyelim şuradan. Şuradan PNG. PNG nerede? PNG buradaymış. Hemen şuraya kenarlık yazalım. Yani sallayabilirsiniz. Ben üstünü yazmama da gerek yok. Tamam diyelim. Kaydedilsin. Kaydedildi mi? Evet, kaydedildi. Şimdi arkadaşlar Cam Tasya Studio 8'e girelim. Neredeydi bu? Ha. Evet, açılıyor. Evet, açıldı. Şimdi buradan import medyadan masa üstüne nereye kaydettiyseniz şunu açalım ve videomuzu açalım. Evet, şimdi şunu önce şunu buraya koyalım. Bu üstte olacak. Pardon. Şu üstte olacak. Bu resim en üstte olacak. Evet, böyle şey yapalım. Bunu da tam oturtalım. Ve gördüğünüz gibi video kenarlık koyduk. Evet. Şöyle koyduk. Artık izletelim bakalım. İstersen durduk bunu uzatalım. Evet. Şöyle. Çok güzel bir biçimde. Bakalım 6 kayık mı? Değilmiş. Bunu da bakalım mı? Değilmiş. Evet. Böyleydi arkadaşlar. Video kenarı koymamız. Ve artık buradan Produce and Share'den eğer şurası eğer 1080p yapmak istiyorsanız yine tekrar göstereyim. Maksimum şeymiş 7280-720'ymiş. Biz de onu 720p yapacağız arkadaşlar. Şöyle kaydedeceğiz. Artık siz 1080p olarak da kaydedebilirsiniz. Aynı boyutta oluyor. Evet arkadaşlar, video bu kadardı. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu arada kanala abone olmayı, videoya like atmayı ve görüşürüz. Yorumlar kısmına belirtmeyi unutmayın. Hadi bay bay.